Yasin Ağa sizin mapusta olmanıza çok içerledi. Dövündü durdu garibim. Hakkını yememek lazım. Ya diğerleri? Ben yokken kim ne yaptı bilmek istiyorum. Gülizar keyfini hiç bozmadı. Sizin için hiç üzülmedi. Sizin katil olduğunuza da hemencecik inanıverdi. Bir de annenize biraz ters davrandı. Ne yaptı? Bir şey mi söyledi anneme? Şimdi... Allah benden duymuş olmayın Serap Hanım ama... katilin anası diye kovmaktan beter etti. Zehra Hanım çiftlikten ayrılırken helalleşmek istedi. Ama işte o zaman Gülizar ona çok ters davrandı. Çok. Zehra Hanım da ağlaya ağlaya çiftliği terk etti. Ya? Bir de şey var. Ne? Komutan bizi sorguluyordu. Seyyare bacı o gece Muzaffer Bey'le sizin kavga ettiğinizi ona söyledi. Seyyare bacı nereden biliyormuş bizim kavga ettiğimizi? Bilmiyorum. Sizi dinliyordu Zahar. Ya? O gece sizi dışarıda görmüş, onu da komutana söyledi. Sizi de ondan sonra içeri aldılar. Ya? Bir de biliyorsunuz Halide Hanım Yasin Ağa'yı çiftliğe geri getirdi. İşte o zaman şimdi iki tane çiftçi başı ettik. Haliyle benim durumum da biraz karıştı. Ama siz bir hal çaresine bakarsınız elbet. Değil mi? Sen bizim konuşmalarımızı mı dinliyordun? Tövbe. Muzaffer'le kavgamızı komutana bir bir anlatmışsın ama. Vallahi dinlemedim. Sizin sesiniz yüksek çıkıyordu. Benim kulağıma çalındı. Sen her kulağına çalınanı anlatıyor musun? Yok, anlatmam. Yani komutan anlat anlat diye çok üstüme geldi. Vallahi hanımım, benim dememle sizi götüreceklerini nereden bileyim? Belki katili bulurlardı yanında. Ya sen? Annemi çiftlikten kovmaktan beter etmişsin. Benim arkamdan söylediklerini bir de yüzüme söyle bakalım. Ben jandarmaların söylediğine inandım. Sizi katil sandım hanımım. Sinirimden, üzüntümden ne dediğimi bilmiyorum, Allah canımı alsın. Ben ne yaptıysam Muzaffer Bey'e olan saygımdan yaptım. Şimdi size biri bu Muzaffer Bey'in katili diye gösterirse siz ne yaparsınız? Hepiniz bana Muzaffer'in yadigarsınız. Şimdilik sizi affediyorum. Her şey eskisi gibi devam edecek. Ama sakın bunu suistimal etmeye kalkmayın. Davranışlarınıza dikkat edin. Ederiz. Çiftçi başılık meselesine gelince... döndüğüne çok sevindim Yasin Ağa. Çiftlik sensiz eksik kalacaktı. Sağ olun hanım. Ben de sizin döndüğünüze çok sevindim. Halide çiftçi başılık meselesine iyi bir çözüm bulmuş. Aynen devam edecek. Geliyor.
Yeter! Güllü yok artık. Serap Hanım diyeceksiniz. Biz Güllü biliyoruz. Güllü. Güllü. Tamam. Bizi bir tek sen anlarsın. Patron Güllü olduktan sonra fabrika bizim sayılır. Şimdi daha çok çalışacağım. Çalışırız elbet. Nasıl olsa Güllü hakkımızı verir. Güllü. 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 Tamam. Yeter arkadaşlar, yeter. Muzaffer'in bıraktığı bu görevi hakkıyla yapmaya çalışacağım. Sevginize layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Hadi kız söylesene. Söylerim, kaçmıyor ya. Şimdi söyle, seni dinle. Arkadaş değil misin? Bir diyeceğim var. Dinliyorum. Sen de burada çalıştın. Nasıl olduğunu bilirsin. Saatlerce ayakta durmaktan tabanlarımız patlıyor. Kulaklarımız sesten duymaz oldu. Biliyorum. Hiçbirini unutmadım. Ecnebi memleketlerde işçiler 8 saat çalışıyorlarmış. Bizse tam 12 saat çalışıyor. Biz insan değil miyiz? Öyle işe can kurban. Biz niye çok çalışıyoruz? Biz de 8 saat çalışsak olmaz mı? Biz de 8 saat çalışıyoruz. Yeter, susun. İş bulmuşsunuz, daha ne istiyorsunuz? Nankörlük etmeyin. Tamam Zekai, tamam. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Hakkımızı ver bize. Hakkımızı istiyoruz biz. Biz de insanız. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Hakkımızı ver bize. Biz de 8 saat çalışmak istiyoruz. Tamam, tamam. Bundan sonra herkes günde 8 saat çalışacak. Fazla mesailerimiz ne olacak? Çalışıyor, çalışıyor hava. Fazla mesaileriniz için de para alacaksınız, tamam. Böyle bir şeyi nasıl kabul edersin? Seni alkışladıkları için her istediklerini yapacak mısın? Alkışladıkları için değil. Ne istediklerini anlıyorum. Sıkıntılarını biliyorum. Bunu bile bile onlara kıyamam. Onlara kıyamadın ama fabrikaya kıydın Serap. Aldığın bu kararla fabrika ne hale gelecek hiç düşündün mü? Fabrikanın geliri ne kadar düşecek haberin var mı senin? Fabrikanın gelirini yükseltecek bir yol bulabiliriz. Yapma, bunu kolay mı zannediyorsun sen? Onlar için de kolay değil. Zamanında ben de böyle çalıştım. O yüzden durumu onların gözünden görebiliyorum. Ama artık işçi değil, patronsun Serap. İşçi gözüyle değil, patron gözüyle görmen lazım. Fabrikanın zarar etmesi kimsenin işine yaramaz ki. Böyle giderse fabrika kapanır, hepsi de işsiz kalır. O zaman aldıkları hak neye yarayacak, söyler misin? Bir söz verdim. Sözümden dönemem. Bir yolunu bulursun. Peki, işçilere haklarını verdin. Köylülere de verecek misin istediklerini? Hı? Dağıtacak mısın toprakları? Bu konuda uzun uzun düşündüm. Netice? Bir karara varabildin mi? Evet. Köpekler, köpekler, kocaman kocaman köpekler. Hangi köpekler? Ha nerede köpek? Bak görmüyor musun? Onlar köpek değil ki evladım. Koyun onlar, koyun. Isırmazlar ki. Oy, ay. Korktun mu sen? Gel bakayım, gel bakayım. Oy. Oy.
Oy, ay, ay, oy. Gel hele, gel. Sevelim azıcık şunları. Bak, melül melül bakıyorlar. Gel, gel, gel. Bak, bak. Korkma, korkma. Gel, gel. Koyun onlar, koyun. Ay, ay, ay. Ne var? Ay, ay, kız. Ay, ay, ay. Ben şimdi sana gösteririm. Sen beni düşürdün. Bana düşürdün mü sen? Ha? Seni düşürdüm. Reşit. He. Balta nerede? Yasin Ağa göstersin. Yok, sen göstereceksin. Ya dur şimdi. Ha desene Reşit, yürü. Acelem var, yürü. Hadi kalk, bırak da aldın da beni de. Ya kabak, biz ne yapacağız kardeşim ya? Ya Tığ Teber, Şah Ömer'den kaldık böyle ortada ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.